Öncelikle merhaba demek istiyorum. Sunay Bey, bizleri kırmadınız, geldiniz ve bizlere zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere. Biz 21 Mart'ı Dünya Haritacılar Günü olarak kutluyoruz. Bu gün nereden çıktı, nedeni değildir diye kısaca anlatmak istersek, 2018 yılından itibaren Uluslararası Haritacılar Federasyonu FIG ve Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi olan CIG'de kabul edilen bir gün olarak geçti tarihe. Ve 2020 yılında da Pi Day ise atfedildi. Mesela bu yıl 2021 yılında da Gauss'a atfediliyor. Kısaca böyle bir başlangıç yapayım. Ben sözü de toparlarken, 2020'de maalesef pandemiden dolayı çok fazla etkinlik yapamadık. Çok fazla fikirlerimiz vardı Pi Day ile ilgili. Ancak maalesef olamadı. Kısa bir film çektik sadece Pi Day ile alakalı olarak. Ben sizlerden Türkiye tarihindeki haritacılık ve Pi Day ile ilgili kısa bir sizlerden sohbet havasında bir şey bekliyorum. Ama ondan önce şöyle bir sorum var. Haritacılık size ne ifade ediyor? Daha önce hiç harita mühendisiyle haritacılık sektöründe yolunuz kesişti mi diyerek sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiğiniz için. Haritacılıkla hiç yolum kesişti mi? Gelin 1969 yılına gidelim. Sonra yakın ilkokula başlamış. Trabzon'da Yavuz Selim İlkokul. Okulun bahçesindeyiz. Özür dilerim. Dumlupınar İlkokulu. Yavuz Selim'i ikinci sınıfta gittim Yavuz Selim İlkokulu'na. İlk sene çok önemli. Zaten okul değiştirmemin nedeni şimdi anlatacağım da var. Dumlupınar İlkokulu, Trabzon. Hiç unutmuyorum okulun açıldığı üçüncü günü çarşamba. İkinci teneffüs. Ben okula sadece koşmak için gittim. Derste falan hiçbir zaman ilgim olmadı. Teneffüs zili çalacak, ben bahçede koşacağım. Çünkü Trabzon'un bütün sokakları, yolları yokuş. Düz alan tek yer okulun bahçesi. İkinci teneffüs. Zil çaldı ve ben koşuyorum. Bütün okul bahçede öğrenciler koşturuyor. Nöbetçi öğretmen şöyle uzaktan bana bakıyor. Farkındayım. Şey oynardık biz o yıllarda. Nöbetçi öğretmene yakın geçmece. En yakın kim geçecek koşarak. Farkındayım. Nöbetçi öğretmen kendisine en yakın geçenin ben olduğumu farkında. Ve o an geldi beni işaret etti. Sen parmağın ucundaki öğrenci bendim. Gel buraya. Koşarak gittim. Fakat kıta sahanlığından içeri girince anladım ki durum kötü. Bana pis pis bakıyor. Ne var ceplerinde? Ceplerim böyle kabarık. Çıkar onları. Çıkar ceplerindeki şeyleri. Çıkardım. Kumaş parçaları. Bir terzi çocuğun cebinde başka ne olur? Nöbetçi öğretmen elinin tersine bana bir tokat attı. Elindeki kumaş parçaları yere düştü. Bana söylüyor ama yüksek sesle konuşuyor. Bütün okula duyuruyor. Bir daha bu pis şeyleri okula getirme. Böyle pis şeyler okula gelmez. Okul çöplük değildir. Çarşamba. Dedim ki bunun perşembesi var, cuması var. Sonra yine pazartesi, salı. Al bu pis şeyleri git çöpe at. Topladım yerdeki kumaş parçalarını. Ben hayatımda okulun bahçesinde bir kez koşmadım. O da o teneffüs. Çöp kutusuna ağır ağır yürüyerek gittim. Protesto ediyorum. Ben hayatımda çok protesto yürüyüşüne katılacaktım bu ilki. Ben babamın terzi dükkanını çok severdim. Babam kumaşları keser biçerdi. Bazı kumaş parçalarını atardı. Babamın attığı kumaş parçalarını toplardım. Eve getirirdim. Evimizde masanın ortasına bir kitap açardım. Ve dizlerimin üstünde masanın ortasında, masa büyük bir masaydı. Terzilerin evlerindeki masalar büyük olur. Neden biliyor musunuz? Akşam eve iş getirir. Orada da elbiseler keser biçer bu yüzden. Kocaman bir masa, ortasında bir kitap ve dizlerin üstünde ben. Annem bana kızardı. Sunay, in o masadan aşağı. Ben bilmiş bilmiş şunu söylerdim. Hayır anne, bu kitabın adı Orta Atlas. Orta Atlas ya, masanın ortasında açılır diye biliyorum ben ne bileyim. Her sayfası harita dolu bir kitap.
Şöyle bir oyun oynardım. Benim babam, emekçi babam, terzi babam bilmeden. Babam ne bilsin? Makasıyla hangi ülkeleri kesti? Babamın terzi dükkanından aldığı kumaş parçaları hangi ülkelere benziyor haritalarda? Ve ülkelere benzeyen o kumaş parçalarını ceplerime doldurdum. Ben ceplerimde bütün dünyayı taşıdığıma inanıyorum. Ama nöbetçi bundan anlamadı. Ve harita sevgisini hiçbir zaman yüreğimden kaybetmedim. Bunun bir nedeni de ülkemizin ilk haritacılarından olan Tapu Kadastro Genel Müdürü de yapmış Yüksel Akın'ın amcam oluşudur. Onun o Tapu ve Kadastro'daki o beyaz önlüğüyle harita masasındaki çalışmaları, hatta orta ikinci sınıfın yazında bir hafta gittim, amcamda kaldım. O da tek başınaydı ve ben yanındaydım. Ve o genel müdürlük binasının alt katında haritalar hazırlanırdı. Ve mesai biterdi ama amcam orada gece 9'a 10'a kadar çalışırdı, biliyor musunuz, haritalarda. Ve ben onu seyrederdim. Tabii harita ve ressam ilişkisi çok önemli. Günümüzde artık harita mühendisleri var. Sizler haritalar hazırlıyorsunuz ama yüzyıllar önce haritalar ressamlar tarafından hazırlanırdı. Ve en iyi ressama verilirdi bu görev. Denirdi ki git bize dünya haritasını hazırla. Büyük bir görev. Çok zor ressam için, düşünsene. Dünya ne ki? Haritasını çıkarsın. Ve ressamın atölyesinde bir yanda boyalar, fırçalar, öte yanda kitaplar olurdu. Kitaplar, kimlerin kitapları? Dünyayı gezip görenlerin, gezginlerin kitapları, seyyahların yazıkları. Ve dünya haritasını hazırlayacak olan ressam önce başlardı okumaya. Okurdu. Dünyayı önce o kitaplardan aldığı bilgilerle beyninde resmederdi. Ve o an gelirdi, taşınan damla döner tuvale bakardı. Tuval beyaz ama dünyayı görüyordu. Haritayı görüyor. Neyle görüyor? Beynindeki sözcüklerle görüyor. Ve alırdı paleti, başlardı dünya haritasını resmetmeye. O okuduğu kitaplardaki sözcüklerle boyalar ve renkler palette karışır, fırçanın ucunda dünya haritasını oluşturur. Bu yüzden haritalar edebi metinlerdir. Okumasını bilir. Ve orada en ufak bir beyaz yok, dünya haritası duruyor, sırada son fırça darbesi vardı. Bu bir gelenekti, biliyor musun? Çok eski tarihlerde dünya haritası hazırlayan ressamlar arasında böyle bir gelenek vardı. Son fırça darbesi. Alırdı paleti, yeşil kahverengi karıştırır, bir ada çizerdi. O adaya da sevdiği kadının adını verirdi. Eski haritalar hazırlayan ressamlar o haritalarda aşık oldukları kadınlara ada armağan ederdi. Bu yüzden tarihte pek çok denizci kayboldu. Düşünsene, hep şunu hayal ediyorum. Bir geminin kaptan köşkündeyiz. Kaptan gemiyi durdurmuş. Okyanusun ıssız bir noktasında en ufak bir kara parçası görülmüyor. Sördümenin elinde dünya haritası. Kerteniz alıyor ama. Ama abi, Isabel adası yazıyor. Yok. Haritayı hazırlayan ressam çapkın biriyse takılmadan. Demek ki harita ve edebiyat büyük bir şey. Bir reisten söz ediyoruz. Bir reisin haritası bize bunu anlatır. Görmesini bilene, haritaları okumasını bilene. Bir reis haritada harita bilgisini ve edebiyatı kullanmıştır. Şimdi bir reisin haritası Cumhuriyet döneminde bulundu. 1929 yılıydı yanlış anımsamıyorsam. Halil Ethem üstadımız Topkapı Sarayı bir müze yapacak. Ama Topkapı Sarayı harap, yıkılmış. Çünkü 3. Selim'den itibaren, 1800 yılından itibaren hani padişahlar hep Boğaz'daki saraylarda oturuyorlar ya. Topkapı Sarayı yıkılmak üzere. Yani bir yandan envanter, tarih çalışmaları yapılıyor. Öte yandan inşaat işçileri çalışıyor. Restorasyon. Bir öğle vakti inşaat işçileri toplanmış, yemek. Halil Ethem bereket versin, oradan geçiyor. İş alanlarında görmüşsünüzdür. Bizim işçiler nasıl yemek yer? Dağınık mı, toplu mu? Toplu. Yere bir şey sererler, yiyeceklerini paylaşırlar. Nedir yedikleri? Peynir, zeytin, üzüm. Hala aynı. Menü değişmiyor. Ne olsun? Abi buyurun. Kaldırın bunları, kaldırın. Piresin haritası böyle bulunuyor. İşçilerin yemek yerken aralarına sevdikleri piresin haritası. Bu yüzden 80'li yıllarda ben de şeyde okurken oşinografi ve jeomorfoloji
Kapatıldı bu okullar ya şimdi. Bilim yok edildi ya bu ülkede 80 darbesinden sonra. Ne yazık ki. Bugünlere gelmemizin nedenidir. 80 darbesi neyse odur yaşadıklarımız. Ne yazık ki. Bilim yok edildi ya. Benim okulum da ne yazık ki. Perişan hale geldi. Neyse ayrı bir konu. Bakın coğrafya diye bir şey kalmıyor. Farkında mısınız? Coğrafi bakış çok önemli. Yani tarih diyor. Coğrafya çok önemli. Coğrafyadır tarihi var eder. Yani İbni Haldun der ya coğrafya kaderdir. Neyse ayrı bir konu. Ben geliyorum yine Halil Ertem'e. İşçiler toplamışlar. Hem de harem dairesinin restorasyonunda. Pir resim haritasını oraya koymuşlar. Şimdi o pir resim haritası harem dairesine nereden geldi? Üstünde yemek yiyorlar. 80'li yıllarda bu haritayı araştıran yabancılar gelmişti. Böyle harita uzmanları. Ben de onlarla beraberdim. Demişlerdi ki ilginç. Pir reis haritasında bazı görmediğimiz gölgeleme tekniklerini kullanmış. Helva. O beşte birlik bir kısmı. Onun beşte dördü kayıp. Rüzgar günlerinde kullanmıyoruz. Ben diyorum ki bu benim tezim. İspatlayamam. Cuma günü bulundu. Alta sevdiklerini boçalayıp beraber çöpe atarlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gitti. Elimizdeki cuma. Çok mantıklı teori. Şimdi bakın bu haritanın üst köşesinde çok önemli. Aslında sol alt köşesinde Lejant'ta müthiş bilgiler vardır. Pir reis bu haritayı yapmak için dönemin hangi ünlü coğrafyacılarını, gezginlerini inceledi, harita bilimcilerini ele aldı. Hepsini kaynak gösterir. Bu kaynaktan habersiz olanlar Piris'in haritasını uzaylıların getirdiğini iddia ediyorlar. Ya orada kaynak vermiş. Yani o kadar bilgiyi, belgeyi sen de topla, Celiboğlu'da 2 yıl kapan, kafanı yor, yaparsın. Bilgiyi üretti, yönetti Piris'in. Kaynağı orada. Ama haritanın üstüne bakalım. Orada bir yelkenli gemi görürüz. Başka yelkenli gemiler de var. Ama bu yelkenli gemi bir adada durmuş. Adanın üstünde birileri ateş yakıyor. Aslında o ada değil, balina. Nedir bu? Çok eski bir denizci hikayesi. Şimdi harita ve edebiyat ilişkisini şimdi biraz daha anladık mı bu gözle bakmayın. Peki ben aslında çok şey anlatabilirim size ama son olarak bir öykü anlatmak istiyorum. Beni çok ilgilendiren bir öykü bu. Ertuğrul Fırkateyni. Ertuğrul Fırkateyni bizim okyanusa açılan ilk gemidir. Ve batarak ne yazık ki üzüldü bir son beklemiştir onu Japon denizinde. 16 Eylül 1890. Abdülaziz her ne kadar değer verdiyse donanmaya, 2. Abdülhamit donanmayı çürüttü. Bunları kitaplardan okursunuz. Bilirsiniz. Ama işte düşünsene demek ki okyanus açılırken Ertuğrul Fırkateyni ilk kez tarihte biz okyanus haritalarını kullandık. Çok önemli, farkında mısınız? Şimdi Ertuğrul Fırkateyni bir de haritacı gözüyle bakıyor. Çok önemli. Bütün o kerterizler, ellerdeki haritalar, demek haritalar toplandı, edildi. Ama daha önce hiç gitmedik. Ve o haritalara göre, kerteriz almak çok önemlidir. Haritaya göre alıyorsun, neye göre alıyorsun? Ona göre elinde aletler, adamatlar, haritalar ve yol alıyorsun. Harita masasında. Müthiş. Fakatini bir de bu gözle görüyorum. Çok önemli bu haritaları kullanmak. Tabii harita kullanımda söz ederken, bir parantez açayım. Ertuğrul'a geleceğim. Sultan Abdülmecit döneminde Selim Sabit Efendi vardı. Selim Sabit Efendi matematikçidir. Paris'te matematik eğitimi alırken oradaki Türk diplomatlara da öğrencilere ders vermiştir. Bu arada Fransız eğitim sistemini incelemiştir. Ülkesine geri döndüğünde 1850'li yıllarda okullardaki ilk sıra kullanımını o başlatmıştır. Birileri karşı çıktı. Rahle dururken haşa, kefere icadı. Onlar hep var. Biz onlardan ne çektik? Ama bugün hala sıralarda oturuyoruz. Ve Selim Sabit Efendi derslerde harita kullanımında ilk başlatandır. Haritalarını getirmiştir, evet. Ve ben ilkokul, ortaokul, lise harita kuruydum, biliyor musun? Hep harita kuruydum. Bayılıyordum o haritaları gidip öğretmen odasından alıp getirip tahta yazmak da sonra geri getirmek. Bayılıyordum. Çünkü haritalar edebi metinlerdir. İşte Ertuğrul Fırkateyni ilk kez haritaları kullanarak Japonya gidiyor ama 16 Eylül 1890 hurda bir gemi ne yazık ki fırtınada batıyor. Ertuğrul battıktan 2 yıl sonra 1892 yılında Japon İmparatoru Meiji taziyelerini ve Japonya'da toplanan yardımları ulaştırmak üzere bir savaş gemisi gönderiyor İstanbul'a.
Bu savaş gemisiyle İstanbul'a gelen Japonlar İstanbul'u geziyorlar. Bizim yaşam tarzımızı inceliyorlar ve Üsküdar'daki bir okula gidiyor Japon subaylar. İlkokul. Bir bakıyorlar, bir öğrenci tahtaya çıkıyor, elinde tebeşir, bir harita çiziyor. İnanamıyorlar. Öğrencinin tebeşirle tahtaya çizdiği Japonya'nın haritası. Bir ilkokul öğrencisi. 9-10 yaşında. İnanamıyorlar ve ertesi günü o öğrenciyi gemilerine davet ediyorlar. Çocuk gidiyor, o gemide üst düzey protokolle karşılanıyor. Ve ona geleneksel Japon resimlerini armağan ediyorlar gemide. Empresyonizmi başlatan, hani Van Gogh'un Monet'in, Manet'in etkilendiği geleneksel Japon resim sanatı vardır ya, onlardan armağan ediyorlar. Ve o çocuk o resimleri de alıyor. Kara tahtaya Japonya haritasını çizen o çocuk ülkemizin en büyük haritacılarından biri oluyor. Coğrafya Enstitüsü'nü kuruyor. Ve ben o çocuğun hazırlamış olduğu haritalara bakarak babamın terzi dükkanından topladığım kumaş parçalarının hangi ülkelere benzediğini ayırt ediyordum. Faik Sabri Duna. Orta Atlas'ı, Büyük Atlas'ı da hazırlayan o büyük coğrafyacı haritacımız Faik Sabri Duna. Stevenson'ın Define Adası'nı hangimiz hatırlamayız ki? Hangimiz çocukken oyunlarımız için define haritaları çizip oyunlar oynamadık ki? Serüvencilik duygusudur, merak duygusudur. Bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğini anlamaktır harita sevgisi. Ben bu yüzden 21 Mart Dünya Haritacılar Günü'nü kutluyorum. Benim canım amcam Yüksel Akın'ı da sevgi ve saygıyla anıyorum. Onu çok özlüyorum. Çok teşekkür ederim. Sunay Bey, biz teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Biz de odamız olarak 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak bütün meslektaşlarımızın 21 Mart Dünya Haritacılar Günü'nü kutluyoruz. Sunay Bey'e de tekrardan zaman ayırıp teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, iyi ki varsınız.